41 hafize icazetini aldı, aileleri ise duygusal anlar yaşadı. Kütahya'nın Müftülüğü Kız Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için icazet töreni düzenlendi. Hatun yatılı Kız Kur'an kursu hafızları Özlem Kucak, Sena Çevir, Merve Kocabaş, Mine Yeşil, Rukiye Kandemir. Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan icazet töreninin açış konuşmasını İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar yaptı. 41 kere maşallah diyoruz. Bugün 41 hafızımız hafızlıklarını tamamlamanın sevincini, gururunu, mutluluğunu yaşıyorlar. Kur'an-ı Kerim öyle muhteşem bir kitaptır ki o bir gönle girerse o gönül kıymetlidir. Bir eve girerse o ev değerlidir. Kur'an kurslarına olan ilginin yoğun olduğunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, ülke genelinde 144 bin kayıtlı hafız olduğunu kaydetti. 2011 yılından itibaren Kur'an hizmeti o kadar çok elhamdülillah yol itibariyle açıldı ki 4 yaşından başlıyoruz, 75 yaşına kadar talebemiz var. Bundan 2 dönem önce hafızlık belgesi verdiğimiz en yaşlı kayıtlı öğrencimiz 79 yaşında bir annemizdi. Ve şu an itibariyle 144.700 ülke genelinde kayıtlı belgeli hafızımız var. Bunların sadece 30 bin kadarı Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarında istihdam ediliyor. Öyle kötü günlerden geldik ki bu günler şükür günleri diyen AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş, bizlere bu imkanı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz dedi. Şükür zamanları. Cenab-ı Allah'a şükrediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a işte böyle törenlerin mimarı olduğu için huzurunuzda en kalbi şükranlarımı sunuyorum. İçinde bulunduğumuz bu görüntü bizleri duygulandırıyor diyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu şunları söyledi. 28 Şubat döneminde Kur'an'ın üstünden, bu insanların üzerinden silindir gibi geçildiği dönemleri, Kur'an kurslarının, imam hatiplerinin kapandığı, başörtülü kişilerin toplumun ikinci, üçüncü sınıf insan olduğu dönemleri gördük. Tabii bunları gördük ama yaklaşık 16 yıldır da hakikaten bu dönemlerin geride kaldığı ve bu insanlara değer verildiği, bu Kur'an'a değer verildiği, dinimize değer verildiği bir dönemi de hep birlikte yaşıyoruz. Genç hafizeleri tebrik eden AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, hafizelere eğitim hayatlarında da başarılar diledi. Ne mutlu bu mübarek makamı onlara eriştirene. Ne mutlu annelerine, babalarına, ne mutlu onları yetiştiren hocalarına diyorum. Rabbim sayılarını artırsın. İnşallah kendilerine devamını nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim yolundan onları ve bizleri ayırmasın diyorum. Eğitim hayatlarında da inşallah önümüzdeki dönemlerde başarılarını görmek bizlere de nasip olur diyorum. Türk milletinin her zaman İslam'a en büyük hizmetleri yaptığını söyleyen Kütahya Valisi Ömer Toraman, genç hafizeleri tebrik etti. Biz millet olarak yüce dinimize çok büyük hizmetler etmiş bir milletiz. Gücü yettiğince dinimizin bayraklarını 3 kıtada, 3 denizde kanını döke döke gücü yettiğince ilahi kelimetullahı ulaştırmak için var gücüyle gayret göstermiş bir milletin mirasçılarıyız. Program genç hafizelere icazet belgelerinin protokol üyeleri tarafından takdimiyle sona erdi.